Merhabalar, Business Channel Türkiye izleyicileri. Her zaman olduğu gibi bugün de bir işi bilen programı daha sizlerleyiz. İşi bilen kısmında bugün değerli bir konuğumuz bizlerle efendim. Kendisi İzmir'den geliyor. Eda Türker, marka kurucumuz. Dilerseniz önce de kendisine bir hoş geldiniz diyelim. Sizleri tanıtalım. Bizleri tanıyalım elbette. Ardından sohbetimize başlıyoruz. Hoş geldiniz Eda Hanım. Hoş Nasılsınız? bulduk. İyiyim, çok iyiyim. Siz Çok nasılsınız? mersi. Bizler de iyiyiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Eda Türker ben. 16 Ağustos 1986 doğumluyum. İzmir doğumluyum. Ama farklı bir hikaye var kendimle ilgili. Şöyle ki bir aylıkken Kanada'ya gitmişiz biz. Evet, ailemin kararıyla birlikte. Ve buraya geri döndüğümde 95 senesinde tam 9 yaşında geri dönüyorum. Çok fazla Türkçem yok. Ve babam bugün 150 şubeye yakın bir pizza markası kuruyor 95 senesinde, Pizza Pizza diye. Böyle bir çocukluk. Devamında eğitimime üniversitede uluslararası ticaret ve finans bölümünde devam ettim. Ama çocukluğumdan beri hep içimde bir tasarım aşkı, bir tutku, mutlaka sanatın işte bir yerinde olmam gerektiği hissi beni bu markayı kurmaya teşvik etti seneler sonra. Ve bugün bizler sizleri ağırlıyoruz. Evet, teşekkür ederim. Ah, İzmir'deki o pizzanın dili olsa da konuşsa değil mi? Alsancak'ta, aynen. 22 senedir evet birçok insanın anılarına tanıklık etmiş bir yer. Çok özel. Lezzetiyle, evet. Sunumuyla. Evet. Selamlar olsun sizler sayenizde elbette ki de. Teşekkürler. İyi ki varsınız. Sizler de öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Reklam sektörünüze geçişiniz nasıl oldu peki? Şöyle, üniversiteden sonra işte dediğim gibi seneler geçmesine rağmen benim içimdeki o tasarım isteği, o heves bir türlü geçmedi ve üniversiteden sonra Milano'da buldum kendimi. 3 ay orada kaldım. Orada stil danışmanlığı eğitimi aldım. Ve geri geldim. Geri geldiğimde ise 2 seneye yakın moda editörlüğü, stil danışmanlığı yaptım ama aile şirketimizdeki görev devreye girdi ve kendi mesleğimi ara verdim. Bu sefer de reklam ve pazarlama departmanının başına geçtim pazarlama müdürü olarak. Daha sonra tamamen işte bu işlerin içine girdikten sonra kendime bir fırsat doğdu benim için ve reklam ajansı açtım. Tasarıma Maşallah. Da buradan bir adım atmış oldum aslında. Kendimi geliştirdim. 3 senedir ekibimle birlikte hizmet veriyoruz. 3 seneyi bitirdik. Grafik tasarım alanında her türlü hizmeti veriyoruz. Çok da keyifli. Buradan yola çıkarak da dedik daha fazla biz ne yapabiliriz? Tasarımlarımızı nasıl daha çok insana ulaştırabiliriz? Hadi bir de ev dekorasyonu markası kuralım. Alakadar Home doğdu. Evet, aynen öyle. Maşallah, bu genç girişimcilik, on parmağız, on marifet. Tabii ki reklamın bildiğiniz için çok büyük artısı olmuştur. İlerleyiş Mutlaka. Anlamında değil mi? Evet. En iyi bilenlerdensiniz. Neyi ne şekilde yapacağınızın. Evet. Çok şanslı olduğunuzu düşünüyorum. Şöyle, gerçekten benim çok avantajlarım vardı bu yönde. Bunları değerlendirmek istedim. Tabii ki zamanla insanın kendini güncelleştirmesi, sürekli güncel her şeyi takip etmesi ve ilgi alanlarını daha fazla keşfetmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Durmamak lazım, hep çalışmak gerekiyor. Hatta ve olsun. Gerçekten içinin sesini dinlemek gerekiyor. Çok ben hep önemli, buna inandım. Değil mi? Evet. Ki mutlu bir şekilde o işi yapmak. Kesinlikle. Başarı da kendiliğinden zaten gelecektir. Kesinlikle. Çünkü o enerjiyi zaten veriyorsunuz, yayıyorsunuz. Kesinlikle. Zamanla o yol düzleşiyor. Aynen öyle ve karşılığında da elbette ki de maddiyat olarak da dönecektir illaki ama kesinlikle. Yeter ki severek, isteyerek evet, şans yapalım. Da lazım tabii bu konularda. Aynen. Şans çok önemli. Şansla çalışkanlığı birleştirdiğimizde bence güzel şeyler oluyor. Ve bir de öyle bir duruşumuz var ki bu kadar işin içinde olup, bilen olup bir de mütevazi bir duruşunuz var. Teşekkür ederim. Bu yaşta böyle mütevaziliği koruyabilmek, böyle çalışabilmek, bir ekibi yönetebilmek, başarıyı sağlayabilmek, yeni yeni çalışmalar yapmak, üretmek hakikaten çok hoş. Teşekkür ederim. Takdire şayan. Naçizane, ederim. Gerçekten bir duruşunuz var, söylemeden geçemeyeceğim. Sağ olun. Site danışmanlığı var. Ev dekorasyonu nasıl bağdaştırdınız bunun ikisini? Şöyle, şimdi biliyorsunuz ki stil danışmanlığında
kişinin kendi stiliyle ilgili konuşacak olursak, kendi vücut tipinizi, ten renginizi, saçınızın rengini keşfetmeniz çok önemli kişisel imajda. Ve buna uygun olarak bir kıyafet, giyim tarzı belirlemeniz, kendinize uygun renkleri seçmeniz, ona göre makyaj yapmanız. Yani zaten herkes evet çok güzel, o şekilde dünyaya geliyor. Ama en güzelinizi ortaya çıkarmak, işte kendinizi en doğru şekilde ifade edebilmek en önemlisi ise ev dekorasyonu da ben bu şekilde bağdaştırıyorum. Evinizi ne kadar tanırsanız, ne kadar iyi incelerseniz, gözlemlerseniz kendinize uygun, ruhunuza hitap edebilecek dekorasyonu yakalayabilirsiniz. İnanın odanızın büyüklüğünden tavan yüksekliğinize kadar, evinizin ne kadar güneş aldığına kadar, mobilyanıza hangi duvar renk uyar ona kadar. Hepsi önemli detaylar. Çok haklısınız. Ben bu şekilde bağdaştırıyorum. Kişinin kendisiyle evi paralel. Çok çok haklısınız. O konforu, rahatlığı sağlayabilmek aynı şey aslında. Giydiğiniz bir kıyafette huzurlu ve mutluysanız, keza evinizi ona göre yönlendirdiğinizde dekorasyonunuzdan tutun, yaşanabilir bir hayat sizi zaten anlatacaktır. Aynen çok öyle. Çok haklısınız. Ekibinizden bahsedecek olursak nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Şöyle, ekibim uzun zamandır zaten benimle ve gerçekten kendimi şanslı hissediyorum o yönde. Biz aile gibiyiz çünkü. Daha çok bir iş arkadaşlığından ziyade o sınırın dışına çıktık ve hayatın her alanında her şeyimizi birlikte paylaşıyoruz. Birlikte kararlar alabiliyoruz, birlikte uyguluyoruz. Burada işten daha ziyade bence ekipteki her bir bireyin kendi tutkuları ön planda. Ve bu konuda herkes açık görüşlü. Kimse tembel değil ya da içine kapanık değil. "Aa, ben yapabilir miyim, yapamaz mıyım?" değil. Herkes uçuyor. Bu çok keyifli. Gerçekten. Ne kadar güzel. O özgünlük var aslında. Var. Herkesin içinden sınırı bir tasarım yok. Çıkıyor, fışkırıyor. Öyle bir aşk. Nelerden ilham alıyorsunuz öyleyse? Doğadan, hayatın her alanından, doğanın renkleri, aşk, enerji, her şey. Evrendeki her şey. Hayata bence. Dair her şey. Her şey. Ki tasarımın hayali ucu bucağı yok zaten. Çok geniş bir kapsam. Bu kadar da güzel yapıyorsunuz, bizleri sunuyorsunuz. Hemen önündekini göstermek istiyorum. Bayıldım. Teşekkür ederim. Çok güzel. Çok amaçlı. Kullanım açısından da bir de hani benim gibi kıyamayanlardansanız böyle dursun diyeceğim Eda Hanım. Hani hiç dokunmayalım, bir şey olmasın. Ne kadar güzel. Yani bir objeyi, bir dekoratif objeyi yaratmak nasıl oluyor? Nasıl çıkıyor mesela bu? Şimdi ilk aşaması bunun tabii ki gözünüzde canlandırabilmeniz gerekiyor. Evet. Şimdi doğadan ilham alıyoruz, evet, evrenden alıyoruz, evet, ama o anda mesela o günkü ruh halimiz nedir ve bu ruh halini en iyi şekilde nasıl yansıtabiliriz? Onu nasıl ürünümüze dönüştürebiliriz? Bunları önce gözümüzde canlandırıyoruz. Ondan sonra renk kombinasyonları geliyor. O ürün hangi şekilde hayata geçmeli, nasıl onu gerçekleştirelim, buna karar veriyoruz. Ondan sonra ortaya çıkıyor. Çok hoş, böyle yıldızlar da çıkıyor değil tamamen mi? Tamamen enerji meselesi aslında, evet. Enerji ne kadar güzel. Ekibinizde, sizin enerjinizde harmanlanıyor bu güzel objelerde. Onlar da bana fikirler buluyor. Veriyorlar. Hani bak şöyle bir şey yapalım mı? Gerçekleştirelim. Tabii ki yapalım. Tamam, uygun. Süper. Size nereden ulaşabiliyorlar? Bizim ürünlerimize Instagram üzerinden ulaşabilirler bize. Instagram sayfamızdan. Orada profilde bir linkimiz var. Oraya tıklayarak e-ticaret platformu üzerinden, biz de Sopsi üzerinden satış yapıyoruz. Orada bir sanal mağazamız var. Daha sonra inşallah kendi mağazamızı açacağız ama ilk etapta böyle bir yolu tercih ettik. Çok da memnunuz. Süper. İzmir Alsancak'ta mı olacak o da? Olabilir tabii, neden olmasın. Ne kendi güzel. Ofisimiz Alsancak'ta İzmir'de. Evet. Reklam ajansımız ve bütün işler de oradan çıkıyor zaten. Işte. Şimdilik hani merkezimiz orası diyebiliriz, evet. Hedefleriniz nelerdir? Tabii ki daha da güzel ürünler yapmak ve bir mağaza açmak, belki daha çok mağaza açmak. Ama benim için en önemlisi her zaman özgün işler yapmak.
kendine özel, kişiye özel, insanın kendisini özel hissedeceği ürünler sunabilmek. Çünkü ürünlerimizin hepsi el yapımı, özel ve renklerin kombinasyonları, onların yarattığı enerji, verdiği keyif hepsi çok özel. Çok çok önemli. Emek. Emek. Gerçekten emek var. Fabrika değil. Değil. Hepsi birbirinden farklı, özgün. Kopyala yapıştırma yok. Yok. Üreten bir ekip, canlı bir ekip, dinamik bir ekip, sürekli kendini güncelleyen, yenilikler katan. Evet. Daha ne olsun aslında, değil mi? Farklılık ve... Farklılık. Bu anlamda aslında tercih meselesi oluyor. Tabii ben onu söylüyorum. Diyorum ki bizim ürünümüzü tercih eden insanlar farklılık arayışında olanlar, farklı ürünler isteyenler. Fabrikasyon değil, tamamen kendine has. Kendine has bir orijinalliği var. Evet. Çok haklısınız. Bu tür çalışmalar mesela yapıyorsunuz. Daha ne gibi bir objeye dönüştürebiliyoruz? Neler mesela yapım aşamasında daha var düşündüğünüz? Aslında bir hediyelik olarak da bakabiliyorum ben. Tabii kesinlikle hediyelik. Daha çok aslında ürünlerimizi büyütme hedefim var benim. Biraz daha büyük ürünler çalışabiliriz. Vazolara geçebiliriz. Evet, ya da başka planlar da var ama sürpriz olsun onlar da biraz. İpucu vermiş olmayalım. Evet. Gençler neden bu sektörü seçsin sizce? Neden bu sektörü seçsin? Bir kere benim gibi çocukluğundan beri tasarımdan ve görsel güzellikten kopamamış gençlerin bu sektörü seçebileceğine inanıyorum. Ve mutlaka zaten ne kadar başka bir alanda ilerlerseniz ilerleyin, mutlaka bir gün o noktaya tekrardan geçmek isteyeceksiniz ve oraya gitmek isteyeceksiniz. Bu konuda önemli olan hayallerinin peşinden gitmeleri. Çok önemli nokta. Evet. Peki bunların mesela boya diyeceğim ama siz daha iyi beni yönlendireceksinizdir. Nasıl oluyor aşamaları? Yani ürün aşaması. Evet. Şimdi şöyle boya dediğiniz boya da kullanılıyor. Hı-hı. Tabii ki. Kullanabilirsiniz. O da bir seçenek. Polimer kilden üretiyoruz biz ürünlerimizi. Hı-hı. Evet. Tamamen işte yumuşak bir kıvam. Daha sonra fırına giriyor. Pişiriyoruz. Hı-hı. Evet. Ve boyama işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Artık nasıl bir tasarım vermek istiyorsak. Süper. O maddeye. Ve böyle bizim tavus kuşlarımız çiçekli, dallı. Ahşap ürünler evet farklı. Şimdi bu ahşap ürünlerin çalışmalarına biz yeni başladık. İyi ki başlamışsınız. Bunlar da işte gelecek projelerimizden biri. Çok da keyifli onlar da. Tasarımları bizden çıkıyor. Çok hoş gerçekten. Hani böyle kullanmaya kıyamazsanız dursun evinizin bir köşesinde böyle. Evet böyle çok tepkiler, güzel İnsan yorumlar alıyoruz. İnsan kullanmaya. Evet ama dayanıklı. Yani tabii şimdi polimer kilden ürettiğimiz ürünlerin çok güzel bir avantajı var. Hep söylüyorum ve denemesini bizzat kendim çok yaptım. Darbelere çok dayanıklı. Çizilmeye çok dayanıklı. O açıdan uzun ömürlü, kullanıma uygun diyorum. Ahşap ürünler de öyle. Sıcaklık katıyor ahşap değil mi? Neden ahşabı tercih ettiniz? Çünkü doğanın içinden. Doğanın içinde olduğu evet, için. Aynen benim öyle. Aklıma böyle hani sıcaklık gelir ya. Evet. Çünkü ahşapla ilgili haşır neşir olduğumuz zaman bir sıcaklık vardır işin içinde. Öyle. Çok hoş. Son olarak eklemek istedikleriniz neler var? Neler var? Ben diyorum ki keşke herkes doğayla hakikaten iç içe olsa. Hı-hı. Bu kadar kalabalık ve günlük koşturmacanın olduğu bir hayat yaşıyorken hakikaten uzaklaşıp biraz daha doğaya, güzelliklere yakın olabilirsek o kadar kendi içimizde huzuru bulabiliriz, mutlu olabiliriz, başarılı olabiliriz diye düşünüyorum. Eda Hanım gibi bu kadar da güzel aslında pozitif bakabiliriz hayata dair. Yaptığımız işi sevebiliriz. Evet. Sevdiğimiz takdirde sevmek çok güzel, çok önemli. Böyle bu kadar güzel işte hayatımıza dair ürünler gelebilir. Belki Eda Hanım hani o anda içinden gelerek yapıyor, evet, resmediyor ve bizlerle buluşturuyor. Aslında enerji hep diyoruz ya yayılır. Bizlerle buluşturuyor. Bizler sizlerle buluşturuyor. Sizler birçok kişilerle inşallah buluşturacaksınız. İnşallah. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Nice güzel başarılarda isminizi ve imzanızı görmek temellisiyle hedefiniz doğrultusunda en kısa sürede sizleri tekrar aramızda görmek temellisiyle diyorum. Çok teşekkür ederim inşallah. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Her zaman dediğimiz gibi efendim İşi Bilen kısmında bugün değerli bir konuğumuz vardı. Marka kurucumuz Eda Türker konuğumuzdu. Bir sonraki İşi Bilen programında görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.